Sevgili izleyenlerimiz şu anda Gümüşhane Torol ilçesine gelmiş bulunmaktayız ve buranın en meşhur yeri olan Zigana'nın zirvesindeyiz. Sağ olsun değerli Kaymakam Hakan Kafkas Bey'i hem bir ziyaret ettik. Öncelikle kendisine bu yakın ilgi alakasından dolayı, misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. İstedik ki buraya gelmişken hem bir görüntü alalım, buradaki izlenimlerimizi size aktaralım, hem de bu değerli konuklarımızla biraz sohbet, söyleşi yapalım. Öncelikle Hakan Bey, hayırlı olsun diyelim yeni görev yeriniz. Duygu düşüncelerinizi alalım. Çünkü ben çok teşekkür ederim. Ta Sivas'tan kalkıp da buralara bizleri ziyaret için geldiğiniz için. Size de, sizin nezdinizde de tüm Doğanşehirli hemşehrilerime de selamlarımı yolluyorum burada. Teşekkür ediyorum. Doğanşehir'de çok güzel zamanlarımız geçti. Yani orada çok güzel insanlar tanıdık. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Buraya geldik ama çok sık hatırladığımız bir ilçemiz, öyle diyelim. Sevdiğimiz de bir yer. Keyifli de çalıştık. Buradan bütün dostlara, arkadaşlara selamlarımı sunuyorum. Bizi izleyen, ekranlara başlayınca olan arkadaşlarımıza, hemşerilerimize. Yaklaşık bir yıldır Torol ilçemizde görev yapmaktayız. Torol ilçemizde en az Doğanşehir kadar güzel, insanlara çok sıcakkanlı. Buranın coğrafi yapısı Doğanşehir'den tabii ki biraz daha farklı. İlçemiz biraz daha büyük. Köylerimiz birazcık daha dağınık. Farklı bir insan yapısı var, farklı bir fizik yapısı var. Biz elimizden geldiğince Doğanşehir'de olduğu gibi burada da kendimize bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Devletimizin bize verdiği imkanlar ölçüsünde. İnşallah sizlerin duasıyla burada da yüzümüz ak, alnımız açık bir şekilde aldığımızdan daha güzel bir Torol ilçesi bırakarak ayrılmayı nasip eder diye ümit ediyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi ha burada yanımda değerli bir abim var. Abim nasılsın? İyi misin? Sağ ol, teşekkür ederim. Ha bir Hoş tanıyalım geldiniz. seni bir önce. Ben Zigana Dağı'ndanım. Zeyir Hüseyin derler bana. Zehir Hüseyin. Evet, Zeyir Hüseyin. Yani fırtına gibi yani. Aynen öyle. Hızlı, Aynen hareketli. öyle. Aynen Evet. öyle. Aynen öyle. Allah'ın izniyle. Şimdi Hüseyin abicim, bu güzel yeri işletmeciliğini sen yapıyorsun galiba. Sağ olun efendim, ben Şimdi yapıyorum. yaz ayındayız ama ha buraya çıktığınca biz sanki dedim kış mı geldi, ne oldu yani, kar mı yağıyor, sis, duman, göz gözü görmüyor, hani tam bir yaylı havası var burada. Her zaman böyle midir? Her zaman yok ama tabii sizin şansınızdan idi bugün. Havanın bozuk zamanına rastladınız. Bazı güzel zamanları da oluyor yani. Evet. Ama ekseri soğuk bir hava var Soğuk. burada. Biraz da sisi de oluyor bazen. Olmay değil. Ya işte o Evet. zaten önemli olan o Evet, özelliği, o evet, da evet. olmasa bu kadar güzel Tabii, olmaz yani, değil mi? yer yer sıcak. Burada azıcık soğuk olursa daha hoş olur. Doğru. Evet. Gerçi burada ha soba yani iyi yani, sabahtan beri terledik ha. Ya sobayı yakmasan Bakın soğuk iyi. olur. Sobayı yakmamız lazım. Vallahi sevgili dostlar, yolunuz bu tarafa düşerse bu Zigana'nın zirvesindeki olan Zehir Hüseyin abinin yerine mutlaka uğrayın. Özellikle biz az önce tattık. Eti çok gerçekten meşhur ve çok lezzetli. Ha bunun farkı nedir? Bizim buradan yerli kuzu kesiyoruz biz. Kendi hayvancılık yapıyorum burada. Benim kendi sürüm var. Bu etlerimi ondan yapıyoruz. O balım, tereyağım, Balı peynirim. da mı sen Tabii yapıyorsun? onlar da benim. Onlar da Oo. benim. Evet, onlar da benim efendim. Ne güzel. Evet. Ha böyle Karadeniz olunca biz de Karadenizli gibi olduk yani, şivemiz. Güzel. Ben Karadeniz şivesini çok seviyorum. Sağ ol. Sağ Karadeniz ol. insanı da çok seviyorum. Gerçekten çok sıcakkanlı. Çok da dostlarımız, arkadaşlarımız var. Gerek halktan gerekse sanat camiasından çok arkadaşlarımız, dostlarımız var. Şimdi kışın da burası devam ediyor mu? Devam ediyor, devam ediyor. Hiç yani yaz kış yazın başka, kışın daha değişik başka. Peki Kayak tesisimiz var kar burada. yağıyor değil mi Tabii kışın? kar yağıyor. Teleferiğimiz var, Ha. kayak tesisimiz var burada. Yolumuz güzel, açılıyor kar mücadelesi yapay karayolları. Sayın Kaymakamımın çalışmalarıyla beraber yolumuzda Evet. hiç sıkıntı olmuyor. Allah razı olsun. Sayın Valimin, Sayın Kaymakamımın sayesinde yollar da açık, sıkıntı olmayacak kışın. Aynı yazın yaptığımız işin devamı, aynı kışta aynı çalışma yapıyoruz. Sıkıntı Valla yok. Allah razı olsun. Hüseyin abicim çok şanslısınız. Kaymakam Bey'den dolayı kendisini biz yakinen tanıdığımız için çok değerlidir. Hatta biz geri götürelim diye geldik ikna etmeye ama Yok sanırım ben siz yok vermiyorsunuz. hayır sayın kaymakamımı vermem zaten. Ne valimi veririm ne kaymakamımı. Ne güzel. Allah razı olsun buraya kim gönderdiyse onu sayın cumhurbaşkanıma, başbakanıma, bakanlarıma hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim Torul'da da Gümüşhane'de de bu yörede valilerimiz, kaymakamlarımızı Allah razı olsun çok memnunuk. Bunu her zaman söylerim. Yetkililerden de Allah razı olsun ki böyle
Büzgün Kaymakam ve Valimize gönderdiklerinden dolayı da teşekkür ediyorum hepsine. Evet. Size de geldiniz, Sivas'tan buraya kadar geldiniz, yoruldunuz, geldiniz. Bizi konuşturdunuz. Size de sonsuz teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizden. Evet sevgili dostlar, yurdumuzun dört bir yanını güzel biz de fırsat buldukça yurdumuzun her tarafını, her bölgesini tanıtmaya çalışıyoruz. Bugün yolumuz Karadeniz'e düştü. Ordu, Giresun'dan sonra Gümüşhane'ye geldik. Tabii ki Zigana zirvesine de çıkmak nasip oldu bugün. Bu güzel yerleri görmekten ve sizlere de bu güzel görüntüleri sunmaktan oldukça mutluyuz. Evet, Hakan Bey'den biraz Torul'la ilgili bilgi alalım. Şöyle kısaca bir tanıtabilir misin bize Torul'u? Torul ilçemiz bu bölgenin en güzel ilçelerinden birisidir. Turizm anlamında da altyapısı olan bir ilçemizdir. Turizm anlamında tesislerimiz olarak burada Zigana'da, Zigana zaten kendi meşhur ama burada bir kayak merkezimiz var. Kışın sürekli açık. Yine misafirlerimizi bekleriz. Çok güzel bir kayak keyfi yapabilirler burada. Otellerimiz var. Yine burada Zigana Limni Gölümüz var. Bu sene yollarını tamamını en güzel şekilde yapıyoruz. Sayın Valimizin destekleriyle, Sayın Milletvekillerimizin destekleriyle. Altınpınar köyümüze bağlı bir gölümüz var. Orası da Altınpınar Limni olarak değerlendiriliyor. Orada da çalışmalarımız, projelerimizi yaptık. İnşallah önümüzdeki günlerde orada da çalışmalara başlayacağız. Ben burayı ziyaret etmeyen bütün hemşerilerimizi bekliyorum. Torul ilçemize mutlaka uğrasınlar.